Illustrator programı içinde oluşturulan hemen her nesnenin ortak özelliği bir dolgu ve konturunun olmasıdır. Nesnelerin dolgu, çizgi renk ve özelliklerine Tools menüsünün altındaki bölümden burada üst tarafta olan nesnenin dolgusunu alt tarafta olan ise stroke yani çizgisini belirler. Veya yukarıdaki kontrol panelinden veyahut da sağdaki panellerden color içinden erişebilirsiniz. Bir nesnenin dolgusu burada gördüğünüz gibi tek bir renk olabileceği gibi bir desenden de oluşabilir veya herhangi grady bir renkte bir nesnenin dolgusunu oluşturabilir. nesnenin kontur özellikleri de aynı dolgu özellikleri gibi belirlenebilir. Buradaki örnekte gibi mesela konturlar içinde çeşitli farklı fırça kalınlıkları ve şekilleri uygulayabiliriz. Kontur ve dolgu renklerinin çeşitli şekillerde seçilebilmesinin yanında nesneler için kullanabildiğimiz bir başka ort ortak özellik de saydamlıktır. Yani opacity olarak da bahsedebiliriz. Saydamlık nesnelerin geçirgenliklerini belirler ve çalışma alanı içinde arkalarında kalan nesnelerin görünebilmesi gibi Illustrator programında uygulayabildiğimiz değişik efekt uygulamalarından biridir. Örneğin burada bu elips şeklinin arkadaki karenin önüne geçtiğini ve bazı kısımlarının görünmesini engellediğini görebilirsiniz. Burada Appearance paneli altından elipsi seçtikten sonra tabii ki buradan opasite değerini ayarlayarak ne kadar geçirgen olup olmayacağını belirleyebilir çalışmalarda değişikliklere gidebilirsiniz. Çizgilerin de tek başına çizildiğinde kendilerine has özelliklerini belirleyebilirsiniz. Örneğin Line Tool aracıyla çizdiğimiz bir çizgi. Buna çeşitli kalınlıklar, renk verebilirsiniz. Veya buradaki şekillerden herhangi birini üstüne uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde bir çizgiyi Appearance paneli altında yine buna biraz kalınlık verelim. Bu uygulamayı daha rahat görebilmek için. Kesikli bir çizgi haline getirebilirsiniz. Bu kesikli çizginin boşluklarının ve çizgi uzunluklarının ne kadar olacağını farklı olarak ayarlayabilirsiniz düz bir çizgi yerine örneğin pen tool'la şöyle kesikli bir çizgi çizelim. Tekrar stroke ayarlarından şekle biraz yaklaşırsak daha net göreceğiz. Bu stroke üzerindeki köşelerin yuvarlak geçişler mi olacağına, sert geçişler mi olacağına, Yoksa bu çizginin uçlarının yuvarlak mı, düz mü, nasıl görüneceğine karar verebiliriz. Bu tür işlemleri aynı anda da yapabilir. Çalışmamıza göre uygun olan şekli ortaya çıkartabiliriz.